Kanunlarda veya taraflarca imzalanan sözleşmede daha uzun bir süre öngörülmediği takdirde ayıplı maldan zaman aşımı teslim tarihinden itibaren 2 yıldır. Bu süre konut ve tatil amaçlı gayrimenkullerde 5 yıldır. Yani taleplerinizi bu kadar süre içerisinde ileri sürebilirsiniz. Bu süreler geçtikten sonra hakkınız zaman aşımına uğramış olur. Ancak bu ayıp, hile, kusur veya başka bir yolla gizlenmişse tüketiciden, yani gizli bir ayıp varsa bu sürelerle bağlı değilsiniz. Diyelim bir ev aldınız. Ancak bu evdeki hata diyelim 5 sene sonra ortaya çıktı. 5 sene sonra evin kirişlerinden birinin zayıf olduğu ya da kirişlerden birinin eksik olduğunu öğrenmiş oldunuz. 5 yılda geçmiş oldu diyelim. Burada ağır kusurla gizlendiği için bu ayıplı malla alakalı zaman aşımı süresi işlemez.